Allah bırakmıyor ya. Merak etme. Sen çok ısrar etmedikçe Allah seni bırakmaz. Risale-i Nur'un mesleğine muhalif bir cereyanın sahiplerine, taraftarane bir tavır gösterdiği zaman, bir insan hakkında razı değilse veya rızası yoksa veya bilinmiyorsa, o kişi hakkında şefkat tokatı yedi demek, öyle manevi bir şahıs ki aktif. Hiç bırakmıyor peşini seni. Risale-i Nur Hazretleri hüsnü hizmetini acele bir mükafat gördüğümüz gibi yapılan hizmette, hizmette kusur edenler dahi tokat yedikleri. Şimdi tokatlardan birkaç tane okuyacağım. Kim vuruyor? Şahsi manevi. En küçük tokatı ne biliyor musun? Kafana veriyor. Ya sen bugün yorgunsun ya. Bir sürü misafirlerin de var. Tabii ya, çoluk çocukla meşgul olmak lazım. Sanki ilgilenecek. Hop, getirmiyor seni. Liyakat yok. Seni derse getirmiyor. Kalbine bir duygu veriyor. İlyas. Tabii ya, gitmek lazım, nerede bulacağız ya falan, hop. Bir fikir, bir his, içine giriyorsun, bir de kendini burada görüyorsun. Yapan kim? Bak, düşünceme geldi, hatırıma geldi, aklıma geldi. Düşe girdin ya, düş, yıkandın. Düşüme geldi, yani düşünceme geldi, düşlendin. Düşünmek ise deşmektir. Seni deşti birisi. Düşünmek deşmektir. Tokat dedikleri gibi, İsparta'da burada dahi gözümüzle gördük tokatları. Pek çok vukuatından 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Bakayım niçin yedi? Ha, onları hasetme Mustafa veya Hasan. Çünkü onları hasederse beni ilgilendirmez. Onu kimsenin kitabını okumam. Ama onu bahane yapıp, onu şablon ve sembol yapıp, formül yapıp bunun içine kendimi koyacağım. Bakayım nerede hata yaptı? Yapmamam lazım. Peygamber kıssaları gibi. Birincisi, ben yani Tahsin bir gün yeni açtığımız bir dükkan meşgalesiyle bana emrolunan vazife-i Nuriye'yi tembellik edip yazmadım. Yapamadım. Aynı vakitte şefkatli bir tokat yedim. Yani Risale oku kardeşim, bak ücretini alıyorsun. Ücretini alıyorsun ha, 5-10 dakika oku ya. 5-10 dakika yani. Ruh, aklımızın, kalbimizin, ruhun gıdasını yapma. 5-10 dakika yapmadım. Bakayım ne oluyor. Aynı vakitte şefkatli bir tokat yedim. Dükkanda otururken birisi bana geldi, emanet olarak 100 lira tebdil olmak için, paralar değişmiş ya, o parayı değiştirmek için tebdil bana verdi. Bu paranın sahibine Allah için bir hizmet yapmak üzere tebdil için maliye sandığına gittim. O zaman Maliye Bakanlığı değiştiriyordu. Bu paraları sayarken aralarında bir kalp lira bulundu. Yani sahte. Bu yüzden ifadeye ve sual ve cevaba ve muhaizeye maruz kaldığım gibi evimizi de tahrir etmek icap etti. Beni mahkemeye verdiler sakat para getirdi diye. Oysa para onun adamdı. Ya ben cahilim diyor, nasıl değiştireceğim diyor. Bu esnaf olduğu için şehri biliyor. O parayı, köylünün şeyini değiştireyim dedi. Ama içinde kalp bir para çıktı. Hayda. Fakat bu terbiye ve şefkat tokatı olmak cihetiyle yine Risale-i Nur'un kerametini gösterdi. Zararsız kurtulduk yani. Ha, demek ki bilinmiyormuş falan diye ispat oldu. Bak tokat bir. Demek ki vazifeni yapmasan bir şekilde bu gelecek. Vuracak yani sana. Hiç şansım yok. En azından tokat gelmesi gene makbul olduğunu gösteriyor. Ya tokat gelmesi ahirete kalıyor. Bir, tokat gelir ama tokat olduğunu bilmesen gene cepten gitti. Ama tokat olur, tokatını bilirsen kefaret oluyor. Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Mesnevi'de geçiyor. Evet, abi. Onun için şeriatın kestiği parmak acımaz. Zina, içki vesaire, kumar, şurbu veya adam öldürdün. Kısas olursa o adamı öldürmenin cezası kalmıyor. Temizleniyorsun. Yani. Temizleniyoruz. Onun için şeriatın kestiği parmak acımaz. Bu şeriatın kanunu kalkınca bir sürü insanlar hep ahirete gitti. Cezalar oraya kaldı. Peki abi,
suç değil de bir şey yaptın diyelim abi. Buradan kendini vicdanen rahatsız hissediyorsun. Sonra sen onun psikolojik bedelini ödüyorsun. Ama teslimiyetle evet. ödüyorsun. Evet. O şekilde bir ödeşme olur mu abi? O ödeşme oluyor. Işte. Allah Allah. Ödeşme oluyor. Mesela bir şey benim yakamı bırakmıyor. Bu dersi yapmamın sebebi o. Mesela 2 sene Çali'de kalıyordum. Orada yaptığım bir hata var. Böyle. Yani birisinin kalbini kırdım ya. Yani yapmam. Bana hiç yakışmazdı. Yapmamam lazım. Vallahi yakamı bırakmıyor ya. Her hatırıma gelince adama dua ediyorum. Belki dev olmuştur duada. Ama yakamı bırakmıyor. Vehim mi dersin ve senin yakan bırakmıyor. Sonradan ulan dedim ben bundan nasıl kurtulacağım? Ya ahirete kalırsa meğer bu Allah mesleği de geçiyor. Bir suça 2 yerde ceza vermiyor. Burada beni yakıyorsa orada yakmayacağım. İnşallah. Hayır. Bedelleşme oluyor. Ha bedel oluyor. İnşallah. Çünkü nereden kanun var? Şeyi her şeye şey denilir. Şeyi şeyde mahkemette var. Şeyi zıttından temessül ettirmek. Allah imanı küfürden çıkartıyor. Küfrü de imandan çıkarıyor. Küfürsüz iman, imansız küfür yoktur. Hak batıl, karanlık aydınlık hep zıttından çıkıyor. Dünya ahiretten zordur abiler. Bak şimdi niye zordur? Cennette şer şerden çıkması normaldir. Cennet ise iyiden iyi çıkması kolaydır. Dünya ise zıt zıttından çıkıyor. İman küfürden çıkıyor. Hak batıldan çıkıyor. Aydınlık karanlıktan çıkıyor. Diyor ki bak şeyi istediğin gibi serbestsin şimdi. Nasıl yani buraya sıkma kendini. Büyük adamlar gibi otur. İstediğin şeye dolaşabilirsin. Seni gördük tamam. Yani böyle sarıkla namaz kılın diye anlattı. Maşallah. Ha, maşallah. Şimdi git istersen. Hadi git. İstersen takılabilirsin. Git. Şimdi git rahat etsin. Babana sarılabilirsin. Hadi bakalım. Rahat etsin. Şimdi şeyi, bak zıttından temessül ettirmek. Mesela bir misal söyleyeyim. Sıkıntı çektik değil mi? Sıkıntı çekiyoruz. Ya bu neyin nesidir? Külliyata bir müracaat ediyoruz. Psikoloji dersi çıkmış bak. Şeyi zıttına. Dünyada zıt zıttından çıkıyor. Zıttan çıkmayan hiçbir şey yok. Adem'den vücut çıkıyor. Cennet ise kolaydır. Zıt yok. İyiden çıkıyor. Mesela kadından erkek, erkekten kadın çıkıyor. Bu olacak şey mi yani? Zıttını böyle bir şey. Yani alıştık da normal zannediyoruz. Böyle bir şey olur mu ya? İnsandan insan olur. Acayip bir şey, garip. Hem de insana ters çıkıyor. Yani kadından erkek, erkekten ise kadın. Garip yani. Normal zannediyoruz. Erkekten çıkıyor derken abi siper mi kastediyorsunuz? Tabii tabii. Yoksa yani. Yani sağ anlaşılıyor. Evet abi. Yani vesile olmuş. Evet, zıt zıttından çıkıyor her şey. Cennet öyle değil ki. Onun için dünya yapmak zordu. Aynı yere zıttı koyacaksın. Hem celal hem cemal. Evet, şimdi mesela odunu yapmak. Odunu yapmak güneşi yapmaktan daha zordur. Ne demek ya? Odun dumanı koyacaksın. Bir de nuru koyacaksın. Odun diye göstereceksin. Güneş ise tek bir kütle koydun bitti. Odun ise hem duman var hem nur var. Yani o koca güneşi aldı Allah odun yaptı. Allah. Güneşi vurdu dünyaya. Artan enerjiyi ne yaptı? Odun yaptı. Güneş olduğunu nereden biliyoruz? Odunu yak bakayım bak aynı güneşin şey çıkacak. O enerji neydi? Güneş yani. Güneş odun yapmak. Güneş odun yapmak. Normal bir teknoloji mi? Abi muazzam bir mucize bu. Acayip bir şey ya. Nasıl bir teknoloji ya? Güneş alacaksın, buraya ağaç yapacaksın. Ve tam tersine bir de yeşil. Lazım olunca da ondan sonra içine dişini yedireceksin ateş. Lan ateş odunun düşmanı değil mi? İçine koyacaksın. Tuhaf. Her şey tuhaf. Her şey garip. Odun yaktın, duman çıktı. Duman. Örten değil mi? Kapatan değil mi? Gizleten değil mi? Nereye koydu? Nereye koydu? Nurun olduğu yere koydu. Bu zor işte. Odunun neresinde nur varsa orasında duman var. Aynı yerde ya. Yaptığı şu teknolojiye bak. Çok tuhaf. Ama odun gibi gözüküyor. İşte odun bu.
Beden, iman da burada, küfür de burada. Ruh da burada, nefis de burada. Bak şimdi. İçimizde his var değil mi? Fikir var. Biraz önce anlattık. Çıkınca biz onun içine giriyoruz. Dünya da ahireti böyle barındırıyor. Nasıl ki bedende fikir çıkınca fikir bizi balon gibi içine alıyor. Şehvet, gadab, aşk, muhabbet vesaire. Bizi içine alıyor. Artık bedenin hükmü kalmıyor. Beden artık yaprak gibi. Rüzgara oyuncak olur gibi. Yani düşüncelerimiz sevk ediyor onu. Öyle değil. Ha, içimizdeydi uyandı. Dünya da ahiretin üstünde böyledir. Beden gibidir. Ahiret dünyanın inkışağının inkışafından çıkacak. Nasıl ki benim fikrim benden çıktı ama beni içine aldı. Ahiret de dünyanın kanuniyetinden çıkacak. Hasan abi, o zaman biz ibadetlerle içimizdeki cenneti çıkartmış oluyoruz. Evet. Günahlarla da cehennemi çıkartmış oluyoruz. Zaten cennette cehennemin sureti burada abiler. Evet. Vicdan. Öteki cehennem bir şey değil ki o kadar. Nasıl bir şey değil? Ya çare intiharsa kendisi nedir? Yani intihar nedir? Kurtulmak için. Nasıl bir azap var ki? Çareyi bunu görüyor. Bak nerede? Vicdan ustad der ki, cennet cehennem vicdandır. Yani muaceli yani peşini. Sureti bu. Hakikati orada. İkinci şefkat tokatı. Kim vuruyor Mehdi abi? Şahsı manevi. Yani insan o kadar büyük ki o şahsın da manevi nerede? Böyle Hasan gibi gözükmemesi lazım. Çünkü bu şahsı manevi içinde Hasan'ın aklı var. Hasan'ın kalbi, vicdanı var. Senin de var. Tüm nurcuların maneviyat içinde. Söyle bakayım hangi insana benzesin? O zaman benzemiyor. Mesela senin fikrin nereye benziyor şeklen? Bence abi piramidin başındakine benzer. Mesela bence fikrimi söylüyorum. Siz abi şey yaparsınız. Mesela İslamiyet'in şahsı manevisi bence peygamberimize benzer. Fikir olarak söylüyorum evet. Abi. Kainatı da İsrafil aleyhisselamın vücudu olduğunu söylüyor. Benim abi dediğimi ne düşünürsünüz? Aynı şeyi söyledim. Eyvallah abi. Kainat, ikinci şahada diyor ki, kainat dediğim şey var ya, İsrafil'in azamet heykelidir diyor. Kainatın vücudu İsrafil'dir. Hayatı, ya amca, aklı Cebrail vesaire. İkincisi, ustadımıza ve Risale-i Nur'a 4-5 sene bazen hizmet eden ve okutturan ve cidden taraftar bulunan bir zat, birden bir gün elinde dine ait bir gazeteyle geldi ustada. Gazeteyle dershaneye geldi ustada. Ay Allah! 8 sene yanında işitilen radyo gazeteleri merak etmeyin zaten. Gazeteyle geldi. O da dini gazete. Yani dershaneye gazete sokuyorlar ya böyle. Meşhurlar var ya Yeni Asya falan. Ustadı ve CHP'yi yan yana barıştırıyor falan. Neseler neler yapıyorlar. Acayip. Eski CHP değilmiş. Doğru, eski nurcu değilsiniz de ondan. Risale-i Nur'un mesleğine muhalif bir ceryanın sahiplerine, taraftarane bir tavır gösterdiği zaman, Risale-i Nur'un hareketine, ceryanına zıt bir hareketi, siyasi hareketi o gazeteyle oraya getirdiği zaman, ustadın canı çok sıkıldı. Bir iki gün sonra şiddetli fakat şefkatli bir tokat yedi. Bir doktor ona dedi ki o adama, eğer ameliyat yaptırmasan %100 ölüm var. O da bil mecburi ameliyat yaptırdı fakat şefkat ciheti imdada yetişti, çabuk kurtuldu. Ama anladı. Anlamasa ya ahirete kalıyor. Ben 86'da veya 87'de ustadı gördüm. Pazar ilçesinde Yeni Asya dershanesine gidip ders yapıyordum. Gazete Demirel şeyi. Bilesiniz diye söylüyor. Düzelir bilmiyorlar diye Risale-i Nur'u anlatıyordum. Ustadı rüyada gördüm dershanede. Lambiri. Hakikaten aynı o ev dershane Lambiri. Ustad yukarıdan aşağı indi. Dershane Lambiri. Belden aşağı yok.
İndi. Ustad bana böyle yaparak. Bunlar biliyor, bilerek yapıyorlar dedi. Mesele bu kadardır dedi, hiddet etti. Böyle elini bana bir böyle yaptı. Çekip gitti gene. Uçtu gitti. Bir daha gitmedim ondan sonra ben de. Bunlar biliyorlar, bilerek yapıyorlar. Mesele bu kadardır diyor. Ve bak şimdi CHP ile beraber. Adalet yürüyüşünde beraber. Yani adalet Ankara'dan İstanbul'a dediler ya. Evet, abi. Yeni yasa beraber. CHP ne yaptı malum bu devlete, millete. Ya ama ustadı niye söylüyorsun bu şey yapıyorsun? Burada da gazete dediği için şu anda gazetelerinin yarısı ustad yarısı CHP. Ya acayip bir şey. Ben bunu demek vazifemdir. Çünkü Risale'de geçiyor CHP hakkında. Halkın şerrinden kendinizi koruyun, Halk Partisi'nden kendinizi koruyun diye şu anlarda geçiyor. Hangi süreydi ya? Halk nefasatı filukat. Kulazı bırak bil felak min şerime halak ve min şerri gâsikin ve min nefasatı filukat ve min şerri şeyin şerrinden kaçın diye geçiyor da halkın Kulazı bi Rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izem. Yok ve min şerri. Kulazı bi Rabbil nasbeni. Şerden kaçın diyor da Halk Partisi'nin şerinden diyor. Bu sen o şualarda Yavuz. Bul oğlum. Üçüncüsü. Anladık değil mi? İkinci tokat bu. Eğer tokat gelmiyorsa adama ahireti kalır. Kaç? 267. Şualar 267. Yine şualar yok. Şualar yok. Gelemekse. 267. Oku. Sen oku. Tamam. Ver onu. Mesela min şerri ma halak. Ha. Ve min şerri ma halak. Biz de oku. Cümlesi şerde sayılmaz. 1361 ederek. 1300 bir dakika. 1361 ne yapar? Bak, 61'den 19 çıkarın. 19. He? Kaç? 19 mu abi? Bak, 61'den 19 çıkar. Pardon, 16 özür dilerim. 61'den 16 çıkar, 1900 diye oku. 1945. He. Ederek bu emsalsiz harbin, merhametsiz ve zalimane tahribatına, Rumi ve Hicri tarihiyle parmak bastığı gibi, aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan Nur Şakitlerinin geniş bir imha planından ve elin ve dehşetli bir beladan ve Denizli hapisinden kurtulmalarına tevafukla bir manayı remzi ile onlara da bakar, halkın şerrinden kendinizi koruyunuz gizli bir ima ile der. Halkın. Evet. Orada ustad altta ben eklemişim Osmanlıca'da Latincesine koymamış. Halk Partisi'nden kendinizi koruyunuz diye dipnot var. Halkın şerrinden. Zaten orada oldu da anlaşılıyor mu zaten? Zaten. Halkın şerri. Halkın. Bu şekilde Halk Partisi. Sen hangi halkın şerrinden koyacaksın? Evet, normal halk değildir yani. Tabii. Altında Halk Partisi diyor. He? Ayrılmış değil mi? Ayrılmış. Üçüncüsü. Bir memur Risale-i Nur'u kemal-i iştiyakla okurdu. Bir memur. Muallimler size bakıyor ha. Bak okurdu, okumayı kesersen. Ustad ile görüşmeye ve tam ders almaya çok çalışıyordu. Birden bir komiser tarafından ona evham verildi. O da görüşmeyi ve okumayı bırakıp başka bir şehre giderken birden sebepsiz bir tazda bir ayağı kırıldı, bir ayağı çekti. Yine şefkat yar oldu ki şimdi tekrar okumaya şefk ile başladı. Ayağını kim kırdı? Tabi yaratan Allah ama esbab şahsı manevi böyle bir çakı verdi. Şahsı manevi. Öyle manevi bir şahıs ki aktif. Hiç bırakmıyor peşini seni. Peki ne yapar? Nizama çok işe yarar söyleyeceğim. Risale'de geçiyor Kastamonu'da. Geçen okumuştuk. Sekerat'ta bir mürşit gibi, bir gavs, bir kutbiyet gibi Nur talebinin imdadına yetişiyor. Sekerat'ta. Öyle geçiyor. O şahsı manevi.
İnşallah. Bugün cumayı kılarken arkandaydım, bu hatırıma geldi. Maşallah. İnan bana, bu hatırıma bunu diyeceğim dedim. Sekerat'ta vallahi geldi yani. Önümdeydin sen cumada, belki farkında değilsin. Cenaze kıldığımız yerde. Sekerat'ta Nur talebi, şahs-ı manevi Nur talebelerine bir şeyh gibi, bir gafs gibi, bir kutup gibi imdadına yetişiyor diyor Sekerat'ta. Bırakmıyor onu diyor. Şeytana bırakmıyor. Ölüm anında. Ölüm anında. Allah. He ya. En zor an abi. En zor an. Ya ben hayatımla onunla meşgul olacağım, onunla yatıp kalkacağım, beni en zor zamanında beni bırakacak. Olur mu yani? Merhamet ilahi yakışmaz. Dostluğa sığmaz. Dostluğa sığmaz. Dördüncüsü. Ha, buradan çıktıktan sonra Cemil'in bir şeysini uğrayalım. Babasının o kuruluk şeyine. Taziye. Emniyetli bir zat Risale-i Nur'u kemali takdir ile hem okur hem yazardı. Bir de sebatsızlık gösterdi. Şefkatsiz bir tokat yedi. Oo, şefkat yok burada şimdi. Bakayım ne yaptı? Merak ettim ben de. Gayet meftun olduğu refikası vefat eyledi. Meftun olduğu, aşık olduğu eşi vefat etti. Dünya yıkıldı. İki oğlu da başka yere gitmesiyle acınacak bir hale girdi. Bu şefkatli tokat değilmiş. Çünkü geri dönüşü yok. Evet. Ya ölümüne manevi sebep oldu. Beşincisi. Şefkat tokatı gene iyi. Mesela bak. Mustafa. Bak buraya vurabiliyorum. Sana vurabilir mi? Yok abi. Uzaktasın. Şefkat yakın olana vurulur. He. Onun için şefkat şefkat tokatı yakın olduğun için vuruyor. Yapma oğlum. Hani var ya babasın. Yapma. Ya. Tamam baba. Ama aynı atanın 10 katını sokakta birisi yapsa hiç umurunda değil. Onun için şahs-ı manevi tokat vurmasının adı şefkat tokatı. Yani ben Ahmet Seydi nasıl vurayım? Uzak. Uzak olana, benim misalim değil bu. Evet abi. Risale'de geçiyor. Şefkat diyor yakın olana vurulur. Onun için vurmuşsa şükret yani. Zaten abi şefkat de şefkat yani. Şefkat. Yani şefkatin tokatı. Yani bir gadabın tokatı. Gadabın tokatı değil ya. Gadabın tokatı değil ya. Allah başına gelsin. He? Öp de başına, evet. Adı çok şükür. Mesela benim nasıl acımasız beni çaktı ya. 2017'de nasıl vurdum ya. Başka bir sürü kusurlarımız vardı. Ya nasıl vuruyor ya? Nasıl? Evet tabii anlıyorsun ha. Nasıl? Öyle vuruyor ki Mustafa beni hiç affetmiyor yani. Yataktan atıyor, boğazım sıkılıyor. Ondan sonra kendimi ya nezarette görüyorum, ya hapiste görüyorum, ben bilmem nerede görüyorum. Bir bakıyorum, acayip. Çok tuhaf. Bazen bir yakıyor ki içimi. Üf. Atılma olayını abi yaşıyor musunuz yoksa? Sonra, yaşadım bu olayı. Yok, sonradan mı atıldığınızı görüyorsunuz? Yo, atılıyorum. Ama o manayı böyle rüya gibiydi. Bir bakıyorum dışarıda. Ama o şey zevk aldı. Birkaç defa oldu yani. Anladım abi, anladım. Çok da olmadı o da. Bir iki defa oldu yataktan atıldım böyle. Mesela bazen de bir şey gene düşünüyordum. Gene bir su içeyim dedim. Sanki Gülgülistan gittim. Hop kafayı vurdum güm. Hani onu düşünmeyeceksin işte. O, ne yaptım? Kafayı vurunca hemen çöktüm. Ağlamaya başladım. Estağfurullah dedim. Ya affet. Özür dilerim dedim. Su da bile içmedim dedim. Yani Allah bırakmıyor ya. Merak etme. Sen çok ısrar etmedikçe Allah seni bırakmaz. Allah olduğu için. Niye bırakmıyor? Allah'tır da onda. Biz insanız ya. Çığ süt emmişiz. Bir şey dedim. Mustafa kenara koyarız. Acayip bir adamız. 500 tane, kaç 30 seneden beri hukukumuz var. 3 tane hatayla 30 seneyi silebilecek kadar zalimiz ya. Allah Allah. Acayip bir şey ya. 30 seneden beri oturmuş kalkmış seninle ben ya. 3 tane hatayla insan atılır mı? 30 seneden beri televizyonlarda, vitrinlerde zındıklık yaptı. İslam düşmanlığı yapıyor.
3 saatte döndüm diyor, bütün geçmişini unutan ahmağız. Döndüm diyor, biz de 30 senelik cina İslam düşmanlığını unutan ahmağız. Nerede yazıyor bu? Kastamonu 25'te. Yani hüküm vermiyorsun ama içinde acaba koy ya, hemen inanma ya, aldanıyoruz işte. İçimize böyle giriyorlar. Sokma içine ya. Dönmüşse dönmüştür, ne yapalım? Dersi dinlerse dinler. Ama nazik işlere sokma yani. Hemen alıyoruz, baştacı yapıyoruz. 30-40 senede beri kardeşim de bir iki hata yaptığımı diye çöpe atıyoruz. Ne acayip bir mahlukuz ben yani. Bu nasıl bir mahluk ya? Tuhafıma gidiyor kendim kendime ya. Şu anda hissim çıktı, bedenim içimde. Şu anda ben bedende değilim. Beden bende, sizde de öyle. Evet abi. Çok şükür. Sekeratta da böyle olacak ha. Ölüm anı da böyle olacak. Sen ruhun bedende değil. Beden Müslümana tabii. O halet rüya var ya, ölüm anı. O halet, beden zaten, beden yok. O halet çıktı mı, beden nerede? Beden yok ki ortada. Adama acıdım ha, refikası gitmiş. Hakikaten acıdım, şaka demiyorum. Eyvallah. Yani eşi ölmüş, eşi ölmek herhalde çok kötüdür değil mi? Eşi olanlar bilir yani. Dünyası başına yıkılıyor sana. Dünyası başına yıkılır. Bir hasta olunca değil mi Mustafa? Vallahi. Şey ya. Olsa, adamın yani kadının kocası olsa, kadın bir şekilde hayat... İdare ediyor değil mi? Fakat abi şey öldü müydü, hanım öldü müydü? Of. Erkek için çok zor abi. Erkek götüremiyor bu işi. Çok zor. Vallahi Allah hepimize yardım etsin de. Benim eşim olmadığı için. Ama sevdiklerim var tabii. Canım gibi sevdiklerim var. Onlara böyle tırnağına bir şey olsa insan kendisinden daha fazla azap çekiyor. Bu nasıl bir şey anlayamıyorum. Vallahi ben nefessiz kalırım. İnim inim inlerim ama sevdiklerimin böyle tırnağı acımasına tahammül edemiyorsun. Ustad da öyle diyor. Ben de diyor, kendimi aşan bir şefkat var diyor. Yakın dostlarım, talebelerin azabı kendi azabımdan fazla azap çekiyordum dedi. Ustad da öyle diyor. En iyisi bir çare buldum ama kurtulamadım. Yeni dünya gelirsem yapacağım onu. Kimseyi sevmeyeceğim. Çünkü acıtıyor beni. Benim bir tane maviş diye kuşum vardı. Vallahi kalbime otururdu tepesine 20 dakika. Git diye vurduğum zaman vururdu beni kovma diye. Ona hiç kimse yoktu dersen de. 20 dakika mesela Vehhabiliği anlattım. YouTube'da var. Bırakmıyor. Yemek yiyeceğim. Gelecek buraya oturuyor. Ağızdan alacak. Buradan almaz. Sevmeyeceğim daha. Acıtıyor. Peki ben şeye geleyim şeye. Ben sahibi değilim. Yaratanı değilim. Rızkını veren değilim. Bir bağ oldu kuşta. Bunu acıyorum, unutamıyorum. Beni yaratan Allah beni unutur mu ya? Bunu oraya taşıdı beni, hoşuma gitti. Ben de herhalde Allah'a böyleyim diyorum. Abi cennet var. He ya. Yani inanın korkmayın. Böyle bir Allah'ın kuluyuz. Bu kuşu yaratan Allah, bana bu merhameti koyan Allah mıdır? Bu merhametin sahibinden korku muhabbet olarak gözüküyor. Yani bize bu kuşu böyle sevdirip azap çektiren, yani Allah bu duygu vermişse, bunun sahibi olan Allah korkulacak değil, çok sevilmesi lazım. Kur'an'da korkun diyor, sevmediğin için o zaman korkun. Sevememekten korkun. Yani insan sevmediğinden kaçması kolaydır. Baba kızıyor ya, yani baba yokken gizli gizli yapar. Ama hakikaten baba ile oğul arasında bir şey, muhabbet olduysa, olmasa bile onun zıttı bir şey yapmak acıtıyor. Yani günah yapmak, hani günah bir tarafa insanı acıtıyor. Böyle bir Allah'a yapılmaz ya. Evet. Yani hakikaten yapılmaz. Böyle bir hizmetin içindesin, böyle bir şahsı manevisin Hasan. Vallahi yapamazsın ya. Acıtıyor yani. Yapsan bile yaparken o günahın lezzetini alamazsın. Beşincisi. Ya ne güzel bir mesleğimiz var ya. Ne güzel değil mi ya? Ne kadar hoş ya. Beşincisi, 4 senedir ustadın çarşı içinde hizmet eden bir zat. Birden sadakatı bırakıp mesleğini değiştirdi. Risale-i Nur'a gidiyordu. İrfan gidiyordu, bıraktı adam.
Bu meslekten vazgeçti. Birden şefkatsiz bir tokat yedi. Eyvah, şey, çaresi olmayan bir şey girdi. Bir senedir daha çekiyor ama ne demedi. Şefkatsiz. Şimdi o şefkat tokatı nerede anlatıyor Aslı? Risale-i Nur Külliyatı'nda. Kaçıncı lema? 10. Peki iki yerde nokta nokta var. Diyor ki rızası olmadığı için diyor yazılmadı diyor. Demek ki bir insan hakkında biz bir insan hakkında razı değilse veya rızası yoksa veya bilinmiyorsa o kişi hakkında şefkat tokatı yedi demek kul hakkıdır, haramdır. Ustad rızası olmadığı için dedi taydı, kaldırıldı diyor, taydı. Peki kalkıyoruz. Hasan kardeş nizam tokat yedi. Rızası var mı? Biliyor musun? Yok. Haramdır. Aha şefkat tokatından. Madem nasıl ders veriyor? Kaldırdınsa yerini gösterme. Sırf rıza olanları yaz. Orada iki yer var. Nokta nokta. Başka bir altta. Nokta nokta. Rızası olmadığı için kaldırıl. Tamam kaldırdınsa niye rızası olmadığını yazıyorsun? Bize diyor ki rızası olmayanlara şefkat tokatı yedi diye yakışıksız yakıştırmalar yapma. İrfan tokat yedi. Bak. Peki İrfan buna razı mı? Değil. Gıybet. Gıybet ettin. Ya doğru söyledin. Belki tokat isabet etmiş. Doğru söyledin ama razı olmadığı için gıybet ettin. Çünkü razı değil adam. Çünkü mesela bir tanesi bana dese ki sen hapise girdin. Tamam. Tokat yedin. Bunu ben razı değilim. Fakat şimdi söylüyorum. Diyen adam haram işliyor. Ama doğru söylüyor diyelim. Doğru söylüyor. Ama siz razı değilsiniz. Ben razı değilim. Doğru söylediğin için gıybet, yalan söylediğin için iftira oluyor. Ya doğru söylenen bir şey. Ya doğru söylüyorum. Zaten onun için gıybettir ya. Yalan söylesen onun adı iftiradır ya. Bak lemalarda nokta noktaları göstereyim ya. Onun için madem razı değil, niye bu kaldır? Kaldırmıyor. Çünkü o sana diyor ki Hasan sen de paldır küldür. Şu adam tokat dedi. Bu adam tokat dedi deme. Aha bak. 11.'si benim kitap değil. Olsaydı yapardım. 11.'si neymiş? Belki rızası yok diye yazılmadı. Yazma 11.'si deme. Bu sayı düş. Yaz git ustad. Ya bu terbiye ediyor bizi be. Hiçbir şey dememekle diyor. 11.'si belki rızası yok diye yazılmadı. Nokta nokta nokta. Bize işkence çektirmek için mi? Acaba nedir falan falan. Yok. Ya razı değilse, razı değilmiş. Ben ama hissediyorum Gayri Muteşir'de. Ya tahmin edebiliyorum ama tahmin haramdı. Söyle. Bunu koydu, bizi terbiye ediyor. Deme sen de. Razı midir? Nizam tokat yedi. Nizam şey, razı mısın? Yok abi ya. Hem de cemaat içinde söylüyor. Hasan kardeş şefkat tokatı yedi. Hasan buna razı mı? Küllü men hayır. Razı değilim. Aha, ama %100 isabet ettin. Onun için caiz değil zaten. Allah Allah. Ne dersler veriyor ya. Risale-i Nur nasıl bir şey ya? Tuhaf ya. Bir tane de olacak da onun için dedim. İki tane olacak. Razı değil diye. İki bir taneydi. Bak razı değil. Yapmayacağız abi. Hepimiz yapmayacağız. Başta yani burada ben okuyorum diye bunun en ilk mahtar benim. Yani ben merak etmesem öyle çalışır mıydım ya? Tek tek yani ben kendim terbiye olmak beraber paylaşıyoruz. Beraber ders arkadaşıyız. Bu cemaat şeyleriz. Efradiyiz ya. Nur talebesiyiz abiler. Hiçbir farkımız yok. Biraz sizden yaşlıyım. Biraz da fazla meşgul olduğum için burada okuyorum yoksa. Hepimiz aynı şey muhatabız.
Kur'an'ın talebeleriyiz. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi bu adam mesleğini değiştirdi. Hepten durumu iyi değil. Şefkatsiz bir tokat yedi. Ne olduğunda ne yediğini yazmıyor. Evet. Altıncısı bir hocaya ait bir hadisedir. Belki helal etmez. Biz de onu göremiyoruz. Tokadı şimdi kaldı. Aa işte bak ha. Karşımıza çıktı. Hey bakalım. Hey hey. Üstad. Bir hoca tokat yemiş. Şey yapmadı. Bir hocaya ait bir hadisedir. Belki helal etmez. Biz de onu görmüyoruz. Demek uzaklaşmış. Helal et diyecektik. Tokadı şimdi geri kaldı. Tokadı şimdi kaldı. Yazılmadı. Demek ki abiler paldır küldür tokat yedi demeyeceğiz. Ya o zaman batmayacaksın ya. Bugün benimle beraber kim vardı? Selahattin Hoca'yı görmüştüm. Camide, caminin kapısında. Beraberdim. Selahattin Hoca'yı görür görmez bir iki muhabbetten sonra ne söyledim Nizam ben ona, ne istedim ondan? Mevzuda değilim, yandır ama ben şey konuşuyorduk. Konuştuk, o hocam nasılsın? Çok yaşlı. Hocam dedim, 91'den beri Kırıkhan'dayım. Yani insanız, sen de ben de. Hocam benim bir hakkım varsa, yani burada Kırıkhan'da, o da dershane işletiyorlardı Ali hocamla, biz de burada. Hakkım, hukukum varsa, Ali hocam bunun için İstanbul Risale-i Nur'un seminerine geldi. Mehmet Güven burada olsaydı, o şey yap. Beni Hasan kardeşe götür dedi. İstanbul Sempozyum var ya, İstanbul Sempozyum. Oraya gelmiş Ali Sert hocam, Mehmet Güven ile beraber uçakla. Beni Hasan kardeşe götür demiş. Tamam hocam, onu çağıralım. Yok beni oraya götür demiş. Geldi Ali Sert hocam, mekanı cennet olsun. Ortadoğu'nun en büyük fıkıh alimlerindendi. Buti'den sonraydı. Ondan sonra Şam'da onunla da şey yaptım Buti'den. Sohbetine katıldım çok şükür. Şimdi Ali Sert Hoca benden ne istedi biliyor musun? Hasan kardeş Kırıkhan'da ama öyle ama böyle 20 seneyi aşkın beraber bulunduk hizmet. Öyle şöyle senin için bak İstanbul'a en büyük gayem senden helallik almam. Estağfurullah hocam dedim ya. Alim ya olayı biliyor. Ben estağfurullah şaşırıyorum ama cahil olduğum için. Tevazu falan demiyorum ha. Adam alim. Kardeş dedi ahireti için küçük büyük yok. Ben helal ettim. Estağfurullah ile gitme. Bana net söyle. Helal olsun. Ben de sana helal ettim. Bugün Selahattin Hoca'yı gördüm. Hocam nasıl? Hakikaten çok sevindim. Var değil mi 80'in üzerine? Vardır. Selahattin okur. 80'in üzerine var. Dedim anlatır sordum. Yani siz de yapasınız diye anlatıyorum. Uzatmıyorum yani. Hani ders ya ders alalım diye. Ben de öyle... Hocam dedim böyle böyle insanız işte burada kaldık beraberiz benim hakkım varsa hukukum varsa helal ettim dedi. Ben de helal ettim dedi. Ben zaten dedi beş vakit namazında bütün herkese helal ediyorum dedi. Çok şükür yani bak ne kadar hoş insan rahatlıyor. Şimdi bu da niye dedi helal etmez diye hocanın ha, paldır küldür şey yapmayacağız. Abi ölmeden önce helallik alacaksınız. Alacağız. Ha, adam etmiyor. Etmiyorum diyor. Ne yapayım artık diyeceksin. Bu vukuat nevinden hem çok var, hem Risale-i Nur'a karşı kusura binaen katiyen tokat olduğuna şüphemiz kalmadı. Şimdi bu tokat meselesi abiler, Emir Dağı'nda var, esas lemalarda var, Kastamonu'da var. Ondan sonra bu çeşitli şeylerde insan, mesela lemalardaki şefkat tokatı hiç buna benzemiyor, farklı. Yani farklı hadiseler. Evet. Mesela bir tanesini söylesem aklınız durur. Zaten bilirsiniz ama bu noktadan bakarsanız. Birinci şefkat tokadı kimindir? Lemalarda. Ustadın. İkincisi? Hulusi abinin. Ne yapmış biliyor musunuz da? Niye şaşırırız? Zaten okudunuz da. Ben bir noktayla bir altını çizeyim diye söyledim. Durdum. Bu adam hizmetin başında mı? Hizmetten ayrılmaması gerekiyor. Hizmete koşturuyor. Askeriye de acayip hizmet ediyor. Şimdi izine çıksan bile o şehirden hizmete devam edeceksin. Gitti sen hizmet mi diyorsun? Hizmeti bıraktı. Anne babasını ziyarete gitti.
tatilini hizmette yapmadı, anne babasına gitti. Anne babaya gitmek silahına kadar mübarek bir şey var mı? Şimdi bunu duyacaklar, vidamı kesecekler, tamam bunu. Bak bak bak, anne babaya gitmeyi de tokat diyor. Ama basmaz ki yani. Mesela İmam Ebu Yusuf babasını yıkadı, gömmeye de cemaat da gönderdi. Kendisi İmam Azam'ın dersine gitti. İsa Aleyhisselam Petrus'a, talebesi Petrus demiş ki, efendim babam öldü. Ölmüş babamı gömeyin demiş. İsa Aleyhisselam demiş ki, ya Petrus bırak ölüyü, ölüler gömsün. Sen derse katıl. Şimdi sen askeri hizmet ediyorsun. Dışarıda da yerleri var, dershane. Dershaneye de hizmet edin. Hadi askerden ayrıldın, dershaneye de hizmet et. Çünkü gelen gidenler var. Asubayla varsan kendisi de söylüyordu zaten. Anne babasını ziyaret etti. Çoktan beri görmediği memleketine gitti diyor. Anne babasını da gördü diyor. Ama şefkatli bir tokat yedi. Öyle mi demiyor? Ben mi uyduruyorum? Meşru, helal ve mubah. Kısmen de emir. Nasıl olur ya dünden silah-ı rahim emir? Zekat almak fakire caiz değil mi? Ehl-i beyt alamaz. Peygamberin torunları zekat alması haramdır. Ne? Malın pisliğidir, malın kirlidir diyor. Ona ehl-i beyte o malın kiri verilir mi? Aslında verirsen ver. Zekat niyetiyle değil. Zekatı, bakın zekat almak fakire oluyorken ehl-i beyt alamaz. Ha, sen ben anne babaya ziyaret etmeye gitmemiz lazım, sevaptır. Ama hizmette olan gider, hizmeti bırakıp giderse yanlamasına tokattır. Alem alır. Dikkatini çeksin diye söylüyorum. Evet abi. Şimdi tuhaf oldu. Ben çok tuhafıma evet, gitmiştim. 10 küsur sene, 1980'den beri yanındayım Rüştü abinin. 2012-13'te vefat etti. Ben 1,5 sene ondan uzak kaldım. O kadar, bu kadar sene içinde. 10 sene sonra ondan dedim ya, anne babama geleceğim. Hiç görmemişim. 10 sene hiç göndermedi beni. 10 küsur sene, 15 sene bile. Ya bir Ramazan'da birkaç gün abi dedim. 2-3 gün iftar anne baba. 15 sene vardır belki de. Yani 10 yoksa 12-13 sene var. Tamam bakarız dedim. Sonra arabada giderken tam şey var, havası çok iyi. Tam o anda dedim, abi dedim bakarız demiştin de ne zaman bana bir 2-3 gün izin vereceksin. Bakarız dedi ama moral bozuldu. Sonra dedi ki, bak kardeşim dedi, biz tatil yapacağız. İnşallah sabret dedi. Arzunu, isteğini ertele ve ötele, biz berzahta yapacağız dedi. Allah Allah. Tatilimizi, silah-ı rahimi orada yapacağız. Peki sen dedi İçeren köye, Çatalca'ya, buraya gidiyorsun. Kime bırakacaksın bu hizmeti dedi. Ara vereceksin değil mi dedi. Ya hiçbir şey değmedi. Kendisi ne yaptı? Aklınız almayacak. Hizmete mum var ya, mum. Mumlu kağıda risale yazıp sonra tekstille basılıyor ya. Evet. Onun başında annesi vefat etti. Ustada 2 tane mektubu var. Ustadla mektuplaşması var. Annesinin cenazesine gidemedi. Matbaaya çevirdiği için. Annesinin cenaze. Aklın almaz işte. Bu adam annesinin cenazesine gitmeyince anne babam sağken 2-3 gün göndermez tabii. Çevir dedi. Çevir. Tatilini berzahta yapacaksın. Ertele ve ötele dedi. Akıl alır mı? Almaz. Bu akıl işi değil zaten. Emir işidir. Uyarsan uyarsın. Peki, buradaki CEO. Abi tokatların ortak özelliği futur mu? Tokatların ortak özelliği futur, gaflet. Gaflet. Yani unutma hali. Bir de bir şey olmaz. Bir de ki, bir hizmeti bir de küçük görmek. Mesela diyelim ki korkuyorum mesela ben. Niye burada bu kadar şey yapayım? Bu kadar sorumluluklarım var benim. Hakikaten Arnavutköy'e kadar. Şimdi dersler açılacak vesaire. Bir haftada gidebilirdim. Bak kaç... Her gün ders yapıyoruz. Çünkü korkuyorum Allah'tan. Mesela bak burada bak 60 yaşını oluyor. Hizmette gelen gidiyor. Çok hep her gün hareketteyiz. Kalkmışım Reyhanlı'ya. Geçmişte 90 yaşında Cuma abi geçmişte hizmet etti diye sırf zatına bu arkadaşları da aldım. Bak yeni gençlere bak bununla tanışın dedim doktor. Bak siz vakıfsınız yani. Gel onlarla bunu tanıştırdım. Onu da bununla. Gel dedim bu abimiz
kaç defa hapishaneye girdim dedi? 17. 17 defa hapishaneye girmiş. Ve Reyhanlı'ya sağ ve oruçluydu. Utandım. Ben çay içtim. O da bana çay dolduruyor. Cuma abi sen de niye içmiyorsun? Sen çay çok sen. Ben iftarda yaparım o sana. Eyvah. Nasıl? Her şeyim bitti. Altı soldum ya. Bir etli ekmek getirdi. İçemedik. Yok Cuma abi. Bu sefer poşete koydu. Git orada yedi. Ziyaret ettik. Niye ettik? Hizmetinden. Ayakları başımın üzerinde. Kim hizmet ettiyse buluyoruz onu. Ziyaret ediyor. Çok şükür. He? Dava adamı. Ne 17 defa hapise girmiş ya. Adam bir mesele değil ki. He? Kaç defa işkence görmüş? Peki hapse niye girmiş? Hapse niye girmiş? Hep hizmetten dolayı. Mesela Sungur abiyle Kırıkhan'a girmiş. Cinayetten falan değil yani. He? Cinayetten kavga. Ya kavga. Hep hizmetten. Mesela bu eskide yazıcı kardeşlerin grubundaydı. Nereden getiriyordum okka ile şey diyor şey mürekkebi? Suriye'den de. Suriye'den getiriyor. İsparta'ya getiriyor. Kaç sene? 20 sene, 30 sene mi? 60-80 arası dedi. Evet. 60. Ben yakalandı bir yerde böyle. Nasıl da şey yapmışlar ya. Abi idam kararı çıkmış hakkında. Hükümette bir boşluk olunca abiler deli raporu alıyorlar. İdamdan da öyle kurtuluyor. Bazılarını geçiştiriyor böyle. Adana'da 2 sene kaldım diyor. Ulan sıcakta kalırım 2 sene ya. Ya yani sahiplenecek. O şimdi bırakabilir mi? Suriye'den alıyor mürekkep ve kamış. Osmanlıca yazan İsparta'daki abilere götürüyorlar. Götürüyor. Biz de onu ziyaret ediyoruz. Hapiste hizmet çok rahat oluyordu bir yerde. Ha hapiste hizmet kadar Hasan kardeş çok rahat oluyor dedi. Kimse pek karışmıyor dedi. Hizmet ediyorsun diyor hapiste. Hapiste özlüyor. Ha, özlüyor değil mi? Ne hizmetler oldu diyor Hasan kardeş. Hapiste ne güzel şeyler oldu. Vay. Dava adamı hakikaten güzelmiş ya. Şimdi ne kadar da rahat. Ölümü tenis bekliyor. Bir gün ona dedim ki Cuma abi dedim ölümde korkuyor musun? Ne? Ben öyle sordum Cuma abi dedim ya. Ölüm var mı dedi ya. Teris var dedi. Teris. Biz teris olacağız. Orada da yazacağız. Devam edeceğiz. Ondan sonra çok şükür Osmanlıca okuyor. Latince okumuyor. Hep böyle yazıyor. Külliyatı yazmış birkaç defa. Geceniz mübarek olsun abi. Güzel bir havada oldu inşallah bu ders. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok ders aldık. Çok hoş oldu. Biraz uzadı ama rahat olduğu için uzaklık yakınlık gibidir. Canlı yayında sorusu olan var mı abi bu mevzuyla alakalı? Allah razı olsun hocam. Amin. Bak Özbekistan'a. Bak görüyor musun? Sibirya'dan var. Sibirya'dan var. Amerika'dan bayağı var. Kuzey Irak'tan var. Almanya'dan zaten. Azerbaycan. Terste şu anda olanlar var. Çok şükür. Yani küre-i arz bir köy gibi hizmete bak. Şu anda hizmette Özbekistan'la beraberiz. Bak Şahsi Manevi gördün mü? Mehdi abi. Şahsi Manevi bak orada da. Çok şükür.